Yeni bir videodan herkese merhaba. Online toplantılarda kendinizi nasıl daha iyi ifade edebilirsiniz? Tabii ki çok iyi çalışabilirsiniz. İçerikler çok iyi olabilir ama arkadaşlar sizin karşı tarafa nasıl gösterildiğiniz de çok önemli. Şimdi itibarınızı yükseltecek harika bir teknoloji var. Elimde Poly Studio USB harika bir sistem. Bu sistemin öne çıkan özelliklerini sizlere anlatacağım. Birazdan göreceğiniz özellikler aslında olay sadece itibar değil. Yani verimlilik de çok önemli. Bir toplantı yapıyorsunuz, ekip arkadaşlarınızla beraber katılıyorsunuz. Mesela biz başlangıçta bu olaylara çok hazırlıksız yakalandık. Ne yaptık? Önce dizüstü bilgisayarın kamerasını kullanırız dedik. Ne olacak falan. Şimdi tamam bir kişi belki onu kullanıyor ama iki kişi olduğunda bu sefer yan yana duruyorsunuz. Hani mesafe konusunu pek dikkate alamıyorsunuz. Üç kişi falan olursa acayip amatör görünüyor. Şimdi buradaki teknolojiyle bu işi toplantı konusunu çok verimli online bir şekilde halledebileceksiniz. Bu arkadaş ofisimize geldiğinde kutu açılışını gerçekleştirmiştik, kurulumunu gerçekleştirmiştik. Şimdi dilerseniz o keyifli zamanları güzel bir müzikle ekranlarınıza taşıyayım. Sonra yeniden buradayım. Şu anda görmüş olduğunuz kameranın geniş açılı olduğunu söyleyeyim. Hatta 120 derecelik bir alanı kapsadığını da belirtmiş olayım. Cep telefonlarını sizlere anlatırken ultra geniş açı diyoruz aslında. 120 dereceden çok böyle övgüyle bahsediyoruz. İşte o övgüyle bahsettiğimiz ultra geniş açı zaten bu kamerada mevcut. Bu sayede çok fazla sayıda katılımcıyı tek bir kamerayla almak mümkün. Herkes çözünürlüğü merak edecek. Cevap tabii ki 4K ultra HD bir çözünürlük var arkadaşlar. Bununla beraber yüksek çözünürlüğe bir de 5x zoom eşlik ediyor. Bu sayede konuşan kişiye odaklanarak toplantıyı daha verimli ve odak dağılmadan gerçekleştirmenize yardımcı oluyor. Toplantıda en az görüntü kadar tabii ki ses de önemli. Şimdi mesela biz dedik ya önce dizüstü bilgisayar kullandık vesaire. Şimdi iki kişi olduk, üç kişi olduk. Ne yapıyorsunuz? Dizüstü bilgisayarın zaten dandik bir tane kamerası var. O kamera hepimize alsın diye Bilgisayarı öteliyorsunuz. Ondan sonra konuşmaya çalışıyorsunuz. Güya geniş açı yaptık. Şimdi burada ne problem oluyor? Tamam bir şekilde geniş açı yaptınız da. Yani sizin sesiniz gitmiyor karşı tarafa. Çünkü bilgisayar uzağa gitti. Şimdi buradaki arkadaşta tam 6 tane mikrofon var arkadaşlar. 2 tane de hoparlör var. Bu 6 tane mikrofon ne işe yarıyor? Tabii ki mikrofonların sayısının birden fazla olması Gürültü engellemede inanılmaz bir ihtiyaç. Neden? Çünkü birden fazla mikrofon asıl odaklanılması gereken sesin kaynağını tespit ediyor, onun dışındaki ses kaynaklarını yok ediyor. Bu da toplantıda sizin çok daha kolay bir şekilde anlaşılmanızı sağlıyor. Bu arada çok değişik bir teknoloji daha var. 6 tane mikrofon var ama siz isterseniz Harici mikrofonu da bu sisteme dahil edebiliyorsunuz. Sahip olduğu iki tane hoparlörle de bu sefer toplantı yaptığınız kişinin ya da ekibin sesini çok başarılı bir şekilde tüm ekip arkadaşlarınız dinleyebiliyor. Bu arada giriş çıkışlara da bakalım. Şu anda ben göz teması kurdum. Siz de detaylarda görüyorsunuz. Bir USB giriş var bir kulaklık girişi var. Kulaklık ve mikrofon olarak kullanabileceğiniz bir giriş var. Bununla beraber sağ tarafta da güç girişini görüyorsunuz. Yani söylemem şu ki Poli Studio USB ortamda çok fazla bir kablo karmaşası yaratmıyor. Aksine sizde o saçma sapan sistemlerin oluşturduğu kablo karmaşasından kurtarıyor. Az önceki mikrofon konusuna gelecek olursak donanımından bahsettim 6 tane mikrofon olduğundan ama yazılım konusunda da oldukça güçlü destekleyiciler var. Mesela bunlardan bir tanesi poli clarity dediğimiz teknoloji. Bu teknoloji çift yönlü görüşmelerde arka plandaki gürültüleri önleyen sihir diyebiliriz. Buna ek olarak bir de yankı önleyici mikrofon özelliği de mevcut. Yani benim en çok dikkat ettiğim konulardan bir tanesi bu. Bazen toplantılarda birisi bir şey konuşuyor, yankı geliyor vesaire. Hani bunlar önemli şeyler arkadaşlar. O nedenle online konferans teknolojilerine yaptığınız bu yatırımlar kesinlikle fazlasıyla size dönecek gibi görünüyor. Polit Studio USB'nin giriş çıkışları konusunda zengin seçenekler olduğunu söylemiştim. Buna kablosuz seçenekleri de dahil edelim hemen. Bluetooth bağlantısı mevcut. Bluetooth 4.2'yi destekliyor. Popüler konferans yazılımlarıyla da uyumlu çalışıyor. Şimdi popüler konferans yazılımları nedir? Onlardan biraz bahsedelim. En başta Zoom, Zoom'la entegre bir şekilde çalışıyor. Birçok insan cep telefonundan bağlıyor, işte dizüstü bilgisayarın kamerasından bağlanırken siz böyle profesyonel bir kamera ve ses sistemiyle Zoom'a bağlantı yaptığınızda tam anlamıyla diğer katılımcılara fark atacaksınız anlamına geliyor. Tabii ki bunun yanı sıra Microsoft Teams, Skype, BlueJeans, Webex gibi uygulamaları da destekliyor. Şimdi dilerseniz uygulama esnasında bazı deneyimlerimizi sizlerle paylaşalım. Mesela bizi en çok etkileyen uygulamalardan bir tanesi grup framing oldu. Şimdi nedir bu özellik? Gelin yakından bakalım. Katılımcı grubunuzda otomatik olarak yakınlaştırma yapılıyor. Bu beni gerçekten çok şaşırttı. Toplantının akışını yönetmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu ekranda da görüyorsunuz. Bu özellik hem size zaman kazandırıyor, verimli bir toplantı gerçekleştirmenizi sağlıyor. Sanki bir yönetmen varmış gibi masada size hizmet ediyor. Aslında burada bir kumanda var. Bu kumandayla siz buradaki cihazı yönetebiliyorsunuz. Kumandanın üzerinde çok basit tuşlar var arkadaşlar. Çağrıyı alabilirsiniz, sonlandırabilirsiniz, mikrofonu kapatabilirsiniz. Bluetooth bağlantısını aktif hale getirebiliyorsunuz. Sesi alçaltıp yükseltebiliyorsunuz veya Büyütebiliyorsunuz, küçültebiliyorsunuz. Burada da yön tuşları ve seçme tuşunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Polis Studio USB'nin kumandasını bir kenara bırakıyorum ve Speaker Tracking özelliğinde bu kumandaya gerek olmadan konuşan kişiye otomatik olarak zoom yapılmasını çok başarılı bulduğumuzu da belirtmek istiyorum. Anlatmak istediğim bir diğer özellik de Akustik Fence ve Noise Block. Şimdi bunu uygulama olarak göstereceğim, ne yapacağım? Bir toplantı ortamına geçeceğiz. Toplantı ortamında bildiğiniz bir gürültü oluşturacağım ve karşı tarafa bu gürültü eşliğinde konuşmaya çalışacağım. Bakalım donanım ve yazılım Polis Studio USB'de bize nasıl yardımcı olacak? Gelin görelim. Şu an Polis Studio üzerinden aktif bir konferans durumundayız. Ee, Polis Studio ürünümüzün Noise Block yani gürültü filtreleme teknolojisinin e, testini gerçekleştireceğiz sizlerle. E, Deniz Bey, şu an sesimi net olarak alıyorsunuz. Herhangi problem var mı? Yok. Seza Hanım birazdan plastikle bir e, gürültü çıkartacak aslında, bir diş ses oluşturacak. E, dış sesi duyup duymadığınızı ifade etmenizi isteyeceğiz. Yani diş sesin başlangıçta size geldiğini e, ama konferansımız, görüşmemiz devam ettiğinde kesildiğini fark edeceksiniz. Hep birlikte deneyimleyeceğiz. Seza Hanım lütfen bir e, ses çıkartabilir miyiz? Seza Hanım lütfen bir e, ses çıkartabilir miyiz? Tam bahsettiğiniz gibi başlangıçta e, ses var. Hemen akabinde ses kesiliyor otomatikman. Bahsetmek istediğim bir diğer özellikle iki farklı mod. Bu modlardan bir tanesi Conversation Mod bir diğeri de Presenter Mod. Conversation Mod sayesinde mesela diyelim ki birbirinden uzak iki ayrı konuşmacı var. İşte bu tek ekranda iki çerçeveyi bölünmüş şekilde konuşmacıları gösterebiliyorsunuz az önce söylemiş olduğum gibi sanki bir yönetmen masası varmış gibi bir tasarımcı çalışmış gibi gayet profesyonel bir şekilde gösterebiliyorsunuz. Presenter modunda da konuşan kişi otomatik takip ediliyor arkadaşlar. Bu da sanki resim seçici bir arkadaşımız bu toplantıda bize eşlik ediyormuş gibi işimize yarıyor. Geldik videonun sonuna. İşimizi gerçekleştirirken pandemi sürecinde online toplantılarda kendimizi daha iyi ifade edebilmek için yaptığımız iş çok profesyonel olabilir ama o kadar kötü bir görüntüyle biz kendimizi ifade etmeye çalışabiliriz ki işte bunların önüne geçebilmek için Polistudio USB gibi harika teknolojileri Shift Elite Net'te sizlerle buluşturmak istedik sevgili dostlar. Tabii ki satış sonrası teknik desteği olan güvenilir bir şirket üzerinden bu teknoloji Türkiye'de kullanıcılara ulaştırılıyor. İhtiyaç duyduğunuz linki videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşacağız. Tıklayarak siz de irtibata geçebilirsiniz. Satın alma işlemini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Biz bu teknolojiyi anlattık ama sizin yorumlarınızla çok merak ediyoruz. O nedenle Aşağıda yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.